Havelsan'ın adını son dönemde insansız sistemlerle daha çok duyuyoruz. Bulut altı hava aracı sistem BAHA, insansız kara aracı Barkan derken Havelsan deniz sistemlerine de el attı. Bu konuda Havelsan'ın ortağı önemli ihracat başarılarına ulaşan Yonca Onuk Tersaneleri. İki önemli savunma şirketimiz bu alanda güçlerini birleştirerek insansız deniz sistemlerinde yeni bir sayfa açıyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in de katıldığı törenle 9 ton deplasmanına sahip Sancar adı verilen araç denize indirildi. Önümüzdeki günlerde Sancar'ın testleri başlayacak. Sistemlere akıl katan Havelsan, çalışmalarını farklı alanlarda sürdürmeyi planlıyor. Efes 2022 tatbikatına katıldığımızda savunma şirketlerinin açtığı sergide Havelsan standına konuk olduk. Genel Müdür Doktor Mehmet Akif Nacar'a insansız sistemleri sorduk. Biz daha önce yaklaşık 3 yıl önce insansız hava araçları serüvenine başladığımızda bu sistemlerin müşterek olacağını, insansız kara, hava ve deniz araçlarıyla devam edeceğimizi söylemiştik. O yol haritasının devamı olarak insansız su üstü deniz aracımızı da geçtiğimiz hafta denize indirme imkanı şansı bulduk. Bu yüzden çok memnunuz, çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen dönemde bunun insansız uzaktan kontrolü, otonom kontrolü ve üzerinde taşıyacağı sistemler ve mühimmatlarla ve Advent savaş yönetim sistemiyle desteklenerek nasıl bir görev icra edeceği ve bu görev icra ederken karar destek sistemlerinin yapay zeka destekli nasıl bir planlama, görev planlaması yapacağı ve icra edeceği konularında çalışmalarımızı, yazılım yoğun çalışmalarımızı yoğun devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. Tabii insansız su üstü demişken su altını da atlamamak gerekir. Su altı da önümüzdeki dönemde herkesin olduğu gibi dünyada bu hedefler var. Bizim de hedeflerimizden bir tanesi bu müşterek sistemi hem insansız kara aracı, insansız hava aracı, su üstü ve su altı deniz araçları olmak üzere bu ekosistemi tamamlamak istiyoruz. Bu ekosistemde biz müşterek harekat, işte bu Efes tatbikatı da bildiğiniz gibi müşterek bir tatbikat, hava, deniz ve kara kuvvetlerin birlikte gerçekleştirdiği, bütün unsurların bir arada tek bir yapay zeka ile, tek bir sürü algoritmasıyla, tek bir sürü zekası ile hareket edebileceği bir ortamı dijital birlikler konsepti içerisinde önümüzdeki dönemde kullanıma sunmayı hedefliyoruz. Denizlere insansız sistemlerle açılan Havelsan, sualtı sistemlerini de yakından takip ediyor. Sualtı insansız deniz aracı konusunda şu anda Ar-Ge faaliyetlerimiz, görev yönetimi ve görev sistemleri anlamında zaten devam ediyor. Advent ve SEDA savaş yönetim sistemleri bizim kendi ürünümüz olarak geliştirdiğimiz ve Advent'i deniz kuvvetleriyle birlikte tabii geliştiriyoruz. Birçok sistemde de kullanılıyor. Bunun denizaltıya yönelik bölümlerini de geliştiriyoruz. Şu anda araç noktasında bir arayışımız söz konusu. İnsansız deniz aracının şekli, modeli nasıl olacak? Aslında görevle ilgili kısımlar, otonomiyle ilgili kısımların birçoğu aslında modellenmiş durumda. Otonom harekat. Ama deniz altında biliyorsunuz haberleşme ile ilgili bir takım sıkıntılar olabiliyor, başka problemler olabiliyor. Bunları aşacak şekilde Ar-Ge çalışmalarımız, bu alanda arayışlarımız devam ediyor. Havelsan, dijital birlik konseptiyle savaş alanlarında ister hava, ister kara, isterse de su üstü veya altı farklı araçların geliştirilmesine önemli bir katkı sağlıyor. Yapay zeka ile komuta kontrol sistemleri ile bu araçlara aklını koyuyor. Diğer alanlarda elde edilen tecrübe farklı alanlara yansıtılarak dijital birlik konseptinin hayata geçirilmesi için atılan adımlar sıklaştırılıyor.